بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bizleri var eden بزلر ديني مبيني إسلاما milletimizin مِزِينَ وعالمي إسلاما manevi hayatına hizmet etmeyi şeref olarak bahşeden ve aşkımızı, heyecanımızı birlikte paylaşmak, hizmetlerimizi gözden geçirmek, geleceğimizi planlamak üzere Serhat şehri Edirne'de, Selimiye'nin gölgesinde bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan, alimleri mirasçı, mirasçısı olarak ilan eden Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa'ya, yolumuzu aydınlatan bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Gönül coğrafyamızın her bir ülkesinden bugün Edirne'yi ve 30. İl Müftüleri İstişare Toplantımızı teşrif eden Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanları, çok kıymetli saygıdeğer Edirne Valimiz, Sayın Rektörümüz ve milletimizin dini hayatına, manevi hayatına hizmete rehberlik eden il müftülerimiz, mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, Öncelikle sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti üzerinize, üzerimize olsun. Altı ay önce Haziran ayında Mardin'de bir araya geldik ve gerçekten önümüzü aydınlatan, ufkumuzu açan, aşkımızı, heyecanımızı arttıran çok önemli bir toplantıydı. Aslında toplantıda müzakere ettiğimiz konulardan bir tanesi, bir sonraki toplantımızı Türkiye'de değil de gönül coğrafyamızda Balkan ülkelerinden birisinde yapmayı konuştuk. Bu Saraybosna olabilirdi, bu Priştine olabilirdi, Üsküp olabilirdi, bu Tiran olabilirdi, bu Sofya olabilirdi. Bunlar üzerinde konuştuk. İl müftülerimize böyle bir vadim de oldu. Ancak bunu gerçekleştirmek bu yıl içerisinde mümkün olmadı. Balkanlara gitmedik ama Balkanların kapısına geldik. Bu sebeple bugün Edirne'de bir arada olmaktan, Serhat şehri Edirne'de bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ve bu birlikteliğimizin Edirne'de oluşunun büyük anlamı olduğunu ifade etmek istiyorum. Edirne çünkü hem bir Balkan şehri, hem bir Avrupa şehri, hem bir Trakya şehri, Rumeli şehri ama en önemlisi de Edirne iki büyük özelliğiyle öne çıkmıştır tarihimizde. Farklı inançların barış içerisinde birlikte yaşanacağını gösteren, bütün dünyaya gösteren bir şehir olarak Edirne bizim için çok önemli ve İstanbul'un İstanbul'u fetheden bir şehirdir Edirne. Edirne'nin caddeleri, sokakları bu açıdan tarihte büyük ilim adamlarına, büyük devlet adamlarına aynı zamanda yol olmuş ve buradan medeniyetin başka dünyalara taşındığını gördüğümüz bir şehirdir. Buradan aynı zamanda sözlerimin başında gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimize burada aramızda temsilcilerini gördüğümüz Batı Trakya'daki Gümülcine'deki, İskeçe'deki kardeşlerimize en kalbi selamlarımızı, bütün il müftülerimizin selamlarını iletmek istiyorum. Bulgaristan'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Romanya'da, Bosna Hersek'te, Karadağ'da bulunan bütün Müslüman kardeşlerimize topluca en kalbi muhabbetlerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. O demir perdelerle kapandıkları zamanlarda komünizmin hüküm ferma olduğu zamanlarda zaman zaman gizli gizli sınıra gelip Selimiye'nin minarelerini seyreden o bütün büyüklerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Çok saygıdeğer Hazirun değerli il müftüleri. Haziran ayından bu yana dünyada olup bitenlere baktığımızda üzülerek belirtmek isterim ki haziranda hem ülkemizi hem de İslam dünyasını bütün yönleriyle ele almıştık ancak bilhassa İslam dünyasında ve insanlık aleminde hepimize üzüntüler veren coğrafyamıza ve insanlığa acılar çektiler çektiren elim hadiseler yaşanmaya devam etti. Biz Mardin'de Soma'da yaşanan faciayı konuştuk, iş kazalarını konuştuk ve ebediyete irtihal edenlere rahmet diledik. Ondan sonra Ermenek'te meydana gelen üzücü kazadan sonra yine canlar verdik. Onlara ben Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Aynı şekilde Mardin'de Suriye'de, Irak'ta, dünyanın muhtelif yerlerinde yaşanan büyük acıları paylaştık. Bu altı ay içerisinde de aynı şekilde Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Nijerya'da, Lübnan'da, Pakistan'da nice insanlar, nice Müslümanlar hayatlarını kaybettiler. Masumca ve sessizce nice insan hayata veda etti. Herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde geçen hafta Fransa'da meydana gelen saldırı dolayısıyla bütün insanlığın, insanlık ailesinin acısını paylaştığımızı dünyaya ilan ettik. Ve İslam dünyasında meydana gelen acı hadiselerin İslamofobya olarak başka topraklara, başka coğrafyalara nasıl yansıdığını, ve oralarda başka terör hadiselerine nasıl sebep teşkil ettiğini acı acı hep birlikte idrak ettik. Öncelikle bu vesileyle ben birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Dini mübini İslam'a göre her can değerlidir. Her masum insanın yok edilmesi bütün bir insanlığı yok etmeye eşdeğerdir. Bir insanın ölümü bütün insanlığın ölümüdür. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Ölümler arasında ayrım yapmak insanlığa yakışmaz. Katliamlar arasında ayrımcılık yapmak insanoğlunun kârı değildir. Şiddet ve terörün seküler temellere dayanması ile sözde dini temellere dayanması arasında fark gözetmek, ayrımcılık yapmak doğru değildir. Vahşete dayalı ölüm, vahşete dayalı ölümler Şam'da, Bağdat'ta olmasıyla Paris'te olması arasında hiçbir fark yoktur. Dehşetle katliamın Karaçi'de, Nijerya'da, Yemen'de meydana gelmesiyle Berlin'de, Londra'da, Washington'da, New York'ta meydana gelmesi arasında herhangi bir fark gözetilmemelidir. Eğer dünya bu ölümlerin hepsine ama hepsine bu katliamların tamamına din, mezhep, coğrafya, bölge ayırımı yapmaksızın aynı tepkiyi vermiyorsa işte asıl insanlık o zaman tümüyle ölüme mahkum olur. Son günlerde bunu acı acı yaşıyoruz ve ibretle bütün dünyayı, çağdaş dünyayı izliyoruz. Bir tarafta 12 milyon son yıllarda son 10 yılda İslam coğrafyasında acılarla kıvranan İslam coğrafyasında 12 milyon insan katledildi yok edildi. Ama geçen hafta Paris'te yine aynı şekilde hiçbir müminin, hiçbir akli selimin kabul etmeyeceği bir şekilde 12 insan hünharca katledildi. Ama 12 milyon insanın katline ses çıkarmayan insanlığın sadece 12 kişinin 12 kişiye düzenlenen bir cinayet sebebiyle ayağa kalkmasını da biz hep birlikte ibretle izledik ve insanlığın bir an önce bu noktada kendisine gelmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Dünya kamuoyunca dünya kamuoyunca teröre, şiddete ve vahşete Sadece öldürülenlerin kimliğine ve coğrafyasına göre tepki oluşturuluyorsa bu ölümlere çare bulmak maalesef mümkün değildir, mümkün olmaz. Bugün son hafta yaşanan tüm ölümlerden insanlık vicdanı bir ders çıkarmalı, bütün dünyada yaşanan acıların ve ızdırapların üzerine şefkatle, merhametle, hakkaniyetle, adaletle gitmelidir birlikte yaşanabilir bir dünyayı ancak o zaman tesis edebiliriz. Sömürgeler, işgaller, saldırılar karşısında maddi işkencelerle büyük travmaları yaşayan Müslümanların kutsalını aşağılayarak manevi işkenceler cinnet haline birer davetiye niteliği taşımaktadır. İslam coğrafyasında acılarla kıvranan İslam coğrafyasında önce cinnet hallerini oluşturmak, sonra da kutsal değerlerini aşağılayarak cinnet haline davetiye çıkarmak hiçbir insana çağdaş dünyaya yakışmaz. Hele hele bunların ifade özgürlüğü adı altında yapılmış olması kabul edilemez. Her halükarda Müslümanların vicdanı, şiddeti, terör ve vahşeti kınayarak amassız ve fakatsız hiçbir gerekçeyi kabul etmeden her türlü terör, vahşet ve dehşeti kınayarak ahlaki bir tavır içerisinde olmak müslümanın en önemli vazifelerindendir. Burada bir kez daha bütün insanlığın vicdanına seslenmek istiyorum. Şiddet şiddetle ortadan kalkmaz. Kan kanla temizlenmez dünyanın güvenliği inançlar üzerinde baskıyla sağlanamaz. Güvenlik ve özgürlük asla birbirine alternatif şeyler değildir. Çok değerli hazirun, gönül coğrafyamızdan gelen kıymetli misafirlerimiz ve çok değerli il müftülerimiz, mesai arkadaşlarım. İslamofobya önümüzdeki yıllarda çokça konuşacağımız bir konu olacaktır. Olmaya devam edecektir maalesef. Şahsen 2015 2005 yılında neredeyse 10 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığımızı temsilen Belçika'da Brüksel'de Löwen Üniversitesi'nin bir salonunda dünyadaki bütün dinlerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir toplantıda bir başlık altında konu, bir konuşma yapmıştım. Konuşmamın başlığı o zaman şöyleydi. İslamofobia as a kind of antisemitism. Antisemitizmin bir türü ve çeşidi olarak İslamofobia. Bu başlığı duyar duymaz salonda bulunan Hazirun'un bana nasıl tepki gösterdiğini ifademi, başlığımı, konuşmamın başlığını çok abartılı, çok yanlış bulduklarını ifade ettiler. Benden sonra konuşan herkes konuşmama atıfta bulunarak konuşmanın bilhassa başlığını ve mukayese ettiğim bu iki kavram açısından kabul edilemezliğini söylediler bana. Ben de doğrusu o gün birazcık da mahcup olmuştum. Acaba ben çok mu başka bir dünyadan meseleye baktım demiştim. Çünkü yeni telaffuz edilmişti. Bu kelimeyi 11 Eylül olaylarından sonra Batı dünyasında ilk telaffuz eden Hollanda başbakanı olmuştu. Sonra yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Hakkında raporlar yazıldı. Araştırmalar yapılmaya başlandı ve derken üzülerek belirteyim haksız kalmayı, o günkü konuşmamda haksız olmayı, haksız çıkmayı çok isterdim. Fakat üzülerek belirteyim zaman içerisinde İslamofobya bütün dünyayı sardı ve fobi olmaktan çıktı, bir korku olmaktan çıktı. Önce bir nefrete dönüştü, o nefret bir düşmanlığa dönüştü ve o düşmanlık şiddet üretmeye başladı. Kötülükler üretmeye başladı. Arkadaşlarımızın sadece 2014 yılında camilere yapılan saldırılar, Avrupa'da camilere yapılan saldırılar, camilere yazılan ırkçı yazılar, camilerin kapısına bırakılan domuz kafaları gibi nefret suçlarını sadece Avrupa'da görev yapan arkadaşlarımızın camilere ne yapılanlarını bile topladığımızda çok büyük bir yekün oluşturduğunu ifade etmek isterim. Araştırmalar her üç kişiden birisinin Avrupa'da yaşayan her üç kişiden birisinin bu korkuya kapıldığını, genç yüreklerde bütün insanlığa rahmet getiren beni İslam'a karşı bir korkunun ve nefretin oluştuğunu gösteriyor. Elbette bunu biz Müslümanlar büyük bir öz eleştiriyle kendimiz üzerinde, İslam coğrafyasında yaşananlar üzerinde düşünerek ele almalıyız. Sebepleri, sebeplerini ortaya koymak bize herhangi bir şey kazandırmaz. Elbette bunu bileceğiz, araştıracağız. Ancak biz Müslümanlar için hele hele dini mübini İslam'ın Rahmet mesajını insanlara yaymakla mükellef olan Diyanet camiası için üç iz insandan biri değil bir tek insanın, yeryüzünde bir tek insanın kalbine yaratıcının yeryüzüne rahmet olarak gönderdiği İslam'ın bir korku ve nefret olarak yerleşmesi bizim en büyük sorunumuzdur. Ve bu bizim en büyük derdimiz olmalı ve hep birlikte biz bu nefreti, bu korkuyu kalplerden, yüreklerden nasıl silebiliriz? Rahmeti yeryüzüne yeniden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabının bütün insanlığa taşıdığı gibi yeniden nasıl taşıyabiliriz? Hep birlikte buna kafa yormalıyız. Çok değerli kardeşlerim. Elbette İslamofobyanın kadim tarihten gelen sebeplerini biliyoruz. Haçlı seferlerini hazırlayan ortamları biliyoruz. Çocuklara ve gençlere yüzyıllar önce anlatılan İslam ve Müslümanlarla ilgili, İslam coğrafyası ile ilgili, Doğu ile ilgili anlatılan hikayeleri, anlatılan kıssaları, efsaneleri biliyoruz edebiyata nüfuz eden ninni'ler halinde çocuklara telaffuz edilen İslam korkusunu biz biliyoruz. Bunun tarihi temellerinin var olduğunu hepimiz biliyoruz. Arkasından oryantalizmin akademik oryantalizmin, klasik oryantalizmin bütün bu efsanelerle oluşturulan bilgi kirliliğini ortadan kaldırması beklenirdi. Ama üzülerek belirteyim, üzülerek belirteyim, klasik oryantalizm, akademi adı altında, kadim tarihte var olan efsanelere bilimsellik kazandırdı, büyük oranda. Ve böylece, daha da temellendirildi. Aynı şekilde, daha sonra sömürgeler, sömürgeler, işgaller ve savaşlar bu korkuyu, bu endişeleri arttırdı. İki taraflı nefretler oluşturdu. Dünya dediğimiz bedende yaralar açıldı. Dünya bir beden gibidir. Bedenin bir tarafında yaralar açılıp kan akmaya başladığı zaman bedenin tamamınızna sirayet etmemesi mümkün değildir. Dünya bir insan bedeni gibidir. Ve orada çok büyük yaralar açıldı. Önce sömürgelerle Afrika'da, Orta Doğu'da, İslam coğrafyasında büyük yaralar açıldı ve bu yaralar kapanmadı. Sonra Filistin'de büyük bir yara açıldı. Sonra Bosna'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, dünyanın her tarafında yaralar açıldı. Ve bu yaralar kanamaya devam etti. Bunlarla beraber bütün bu yaraların gölgesinde açlık, sefalet ve cehalet hüküm ferma oldu. Akleden bütün insanları bu sebepler üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Öyle bugünden bakarak sadece Orta Doğu'da Oxford aksanı aksansız İngilizcesiyle bir insanı katleden vahşinin vahşetle bir insanı katleden bir yanlışlığa bakarak dini mübini İslam'ı yargılamak doğru değil. Öncelikle bütün bu sebepler üzerinde düşünerek bütün bu cinnet halleri nasıl ortaya çıktı? İslam coğrafyasının fayhatlarıyla nasıl oynandı? Bütün bu bedende akan kanlar, açılan yaralar ve bu yaraların gölgesinde açlık, sefalet, cehalet ve bu gö bunların gölgesinde yetişen insanlar bütün bütün bunlar görülmeden bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmek ve bütün bunları da dini i mübini İslam'a mal etmek en büyük haksızlık olur. Vahşi kapitalizmin ekonomik sömürüsü bütün dünyaya karşı yeraltı nimetlerinin sömürülmesi daha sonra sömürgelere maruz kalan coğrafyalardan başka dünyalarda başka dünyalara göçler göçmen politikaları, entegrasyon politikaları. Göçmenlerin kimlik bunalımları. Göçmenlerin hicret ettikleri topraklarda ötekileştirilmeleri, banlıyorlara mahkum edilişleri ve bütün bu şartlar içerisinde ünlü Fransız düşünürümüz, İslam düşünürü Allah rahmet eylesin Garodi'nin kültürel intihar olarak altlandırdığı entegrizmler ve tabii ki bütün bunlara paralel olarak alemi İslam'ın pü hali pürmelali, bizim taksirlerimiz, bizim yanlışlarımız, Müslümanların yanlışlıkları, Müslümanların bütün bunları düzeltecek yerine ilimle, hikmetle, marifetle, merhametle, şefkatle düzeltmek yerine birbirlerine düşmeleri, kendi ülkelerinde kurdukları istibdat rejimleri, onların gölgesinde gerçekleştirdikleri mezhep savaşları, mezhep çatışmaları ve tabii ki bütün bunlar dini mübini İslam'ı yeryüzünde en mağdur hale getirdiği, bu İslamofobya olarak bütün insanlığa yansımaya başladı. Tabii ki bir taraftan da bu korku aynı zamanda üretili pazarlanmaya başladı. Bu nefret üretilip pazarlanmaya başladı, düşmanlık oluşturdu, şiddet üretti, ırkçılık ve ayrımcılığa dönüştü. Bu toplantı için arkadaşlarımızın tercüme edip getirdikleri bir kitap var. İslamofobi Endüstrisi sizlere dağıtılacak haseten her müftümüzün bundan böyle özellikle kendi ilçe müftülerimizle birlikte yapacakları toplantılarda Balkanlardan gelen müftülerimizle birlikte bu konu üzerinde çokça durmalıyız ve inanın bütün dünyanın bu kötülükten, bu korkudan, bu nefretten kurtulması için işbirliği yapacak büyük topluluk da buradadır. Alemi İslam'ın ilim adamlarını, fikir ve düşünce insanlarını da davet ederek biz belki bu toplantıda da Edirne'den insanlığın vicdanına ve alemi İslam'ın vicdanına bu noktada hitap edeceğimiz, söyleyeceğimiz çok şeyler var, çok şeyler olmalıdır. Garodi, kültürel intihar olarak nitelendirdiği entegrizm adlı eserinde iki büyük soruna işaret eder. Der ki öyle bir çağda yaşıyoruz ki ya birbirimizi yok edeceğiz ya da birlikte barış içerisinde bir dünyayı inşa etmenin yollarını bulacağız. İnsanlık birbirini yok etmeden birlikte yaşama ahlakı birlikte yaşama hukukunun kriterlerini yeniden inşa etmek zorundadır. Aynı şekilde der ki entegrizm dini veya siyasi olsun bir inancı tarihin bir önceki döneminde veya bugün yaşadığı şekliyle sahip olduğu kültür yapısı veya müesseseleriyle özdeşleştirmek ve bunu mutlak doğru ve hakikat olarak bireylere ve toplumlara dayatmaktır der. Ona göre 3. dünya ülkelerindeki entegrizm ve onun bütün şekilleri Rönesansla birlikte Batı'nın kendi kültür ve gelişme modelini bu uluslara zorla kabul ettirme arzusundan doğmuştur. Çok değerli hazirun Yıllarca yıllarca dünyanın çeşitli coğrafyalarına medeniyet götürüyoruz denildi ama hiçbir yere götürülmedi. Bugün Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizle ilişkilerimiz gelişti. Sömürgelere maruz kalan bütün Afrika'yı artık görüyoruz ve biliyoruz. Ancak Medeniyet adına bu topraklara hiçbir şeyin taşınmadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Geçen bir vesileyle de ifade ettim. Bugün Afrika'nın nice ülkelerinde insanlar karnını doyuracak ekmek bulamıyor. Ama yeryüzünde gelişmiş en büyük silahlar insanların elinde olmaya devam ediyor. Biz Somali'yi Türkiye olarak Sayın Başbakanın ilk ziyaretinde Türkiye'den bir uçak dolusu insanlar olarak Somali'yi ziyaret ettik. Somali'yi ziyaret ettiğimizde acı acı şunu müşahede ettik. İnsanları korumak için insanları yani güvenliği sağlamak için herhangi bir insanın güvenliğini sağlamak için İnsanların sahip olduğu silahlar, sahip olduğu araçlar eğer insanların hayatı için harcansa hiç kimse ne aç kalır, orada ne açlık olur, ne sefalet olur. Ama üzülerek belirteyim, medeniyet götürüyoruz denilen hiçbir yere medeniyet götürülmedi. Arkasından demokrasi götürüyoruz denilen her yere sadece zulüm, sadece şiddet, sadece vahşet taşındı. Bunlar bunlar yok sayılarak, bu sebepler yok sayılarak bütün bunların neticelerini ve bu neticelerde yaşanan şiddeti dini mübini İslam'a Müslümanlara mal etmek, yapılabilecek, İslam'a yapılabilecek en büyük haksızlık olur. Saygıdeğer il müftülerimiz, şöyle bir altı ayı birlikte bir özetlemek istiyorum. Önce Mardin il müftüleri toplantımızda nelere değinmişiz? Kısaca bazı başlıkları hatırlatmak istiyorum. Demişiz ki orada bugün topyekün İslam dünyası ciddi bir inanç güvenliği sorunuyla karşı karşıyadır. İnanç güvenliği derken başlayan mezhep çatışmalarını kast ederek söylemişiz. Bugün evrensel Müslüman kimlik işgalci düşmanlarından çok ilim ve hikmetten uzaklaşmış cahil dostlarının istilasına uğramıştır. Altı ay önce Mardin'de bu cümleyi sarf etmişiz. Bugün evrensel Müslüman kimlik, işgalci düşmanlarından çok ilim ve hikmetten uzaklaşmış İslam'ın cahil dostlarının istilasına uğramıştır. Eğer din hizmeti her türlü imkan, makam ve mevkiin üzerinde görülmezse, bu hizmetin toplumda makas bulmasına imkan yoktur demişiz. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle büyük İslam medeniyetinin bin yıldır birlikte yaşayan çocuklarıyız demiş ve bunu ilan etmişiz. Birlikte yaşamanın hukukunu dün olduğu gibi bugün de İslami referanslarla yeniden oluşturmalıyız demişiz. Herkes kendi inandığı değerlerini öğrenme, anlama, yaşama hakkına sahip olmalıdır demişiz. Kimseyi dini tercihlerinden dolayı kınayamayız ve hiç kimseyi kendisini Müslüman gördüğü müddetçe İslam'ın dışında göremeyiz demişiz. Diyanet milletimizin dini, ilmi ve manevi hayatına hizmet eden hiçbir sivil dini yapının karşısında olmamıştır. Ancak akıl sahipleri için ibretlerle dolu yüce kitabımızla Samimi müminlerin arasına girme çabası içinde olan yapı ve organizasyonlar hakkında dikkati elden bırakmamalıyız demişiz. Cümlelerimizi özenle seçerek yine demişiz ki bugün dikkatle üzerinde durulması gereken bir diğer nokta din istismarıdır. Dini istismar eden yorumlar karşısında hakikati daima söyleme mecburiyetimiz var demişiz. Yine Mardin İl Müftüleri İstişare Toplantısının sonuç bildirgesinden İslam'ın inanç değerlerini aşındırmaya yönelik her türlü ifrat ve tefrit karşısında Diyanet'in vatandaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğu var demişiz. Hakikati tekeline alan, dini nüfuz alanı oluşturma ve toplumun dini dokusunu dejenere etme girişimleri asla onaylanamaz demişiz. İslam'ın temel referanslarıyla ters düşen, dinin yüksek hakikatlerini süfli emellerle değersizleştiren yaklaşımlar asla kabul edilemez demişiz. Din hizmetleri genç kuşakların kendi değerleriyle buluşmasını, manevi potansiyellerini keşfetmesini sağlayan bir yaklaşımı esas almalıdır demişiz ve bunun gereği olarak da aynı şekilde Cami'ler Haftasında Cami ve Genç Gençlik Buluşması projesini başlatmışız. 6 aylık dönem içerisinde yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi önce Ramazan ayında İslam dünyasında Şiiler ve Sünniler arasında mezhep çatışmaları başlayınca bir çağrıda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığımız. Bu çağrıda şunları ilan etti. Cihat ilanları, birbirlerine karşı Müslümanların birbirlerine karşı cihat ilanları ve büyük şahsiyetlerin mezarlarının tahribe tahribine yönelik tehditler kabul edilemez. Hiç kimse ya da hiçbir grup bir başkasının inancına, değerine ve düşüncesine savaş açamaz. Ehli Beyt ve Ehli Sünnet ikisi de peygamberindir ve ikisi de İslam'ın İslam'ın iki yoludur. Ama ikisi de İslam'dır. Hiç kimsenin bir başkasını İslam'dan çıkartma selahiyeti yoktur. Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve Ebu'l Fadl Abbas gibi Ehli Beyt büyükleri Şiilerin veya Sünnilerin değil, bütün İslam ümmetinin ortak değerleridir. En büyük cihat, taassuba, fakirliğe, cehalete, fitneye ve tefrikaya karşı yapılacak cihattır demişiz. Alimlerden ve dini kurumlardan ilan edilen fetvalar kaygı vericidir demişiz. Bütün bu olup bitenleri sadece kaygıyla izlemek yetmez demişiz ve bunun üzerine dünya İslam alimleri barış, itidal ve sağduyu inisiyatifini İstanbul'da toplamışız yüzü aşkın ülkeden 150 İslam alimini İstanbul'da buluşturarak Müslümanların ortak vicdanına İstanbul'dan seslenme imkanı bulduk. Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi toplantısı sonuç bildirgesinden de yine birkaç maddeyi sizlere hatırlatmak istiyorum. İslam coğrafyasının birçok beldesinde yaşanan acı gözyaşı, ızdırap, şiddet ve çatışmalar bütün Müslümanları derinden yaralamaktadır. Hiçbir gerekçe Müslümanların birbirine zarar vermesini haklı kılmaz. İslam dünyasında yaşanan çatışmaların asıl sebebi din ve mezhep değil, farklılıkları istismar eden güç ve çıkar elde etme tutkusudur. Cihat, insanların hukukunu korumayı ve hukuk ihlallerini önlemeyi amaçlar. İnsanların hukukuna tecavüz etmeye cihat denmez. Hukuken meşruiyeti bulunmayan hiçbir oluşumun kendiliğinden siyasi bir topluluğa herhangi bir ülke veya cemaate savaş ilan etme yetkisi yoktur demişiz. Hiçbir mezhep, meşrep ve dini oluşum kendi kanaatini mutlak hakikat yerine koyamaz. Bugün akan kanı durdurmayan bir sözün kıymeti olmadığı gibi kan akmasına sebep olacak fetvaların hiçbir değeri yoktur. Müslümanları tekfir etme anlayışının dinen meşruiyeti olamaz. Bugün çatışma üreten bütün anlayış ve yapıların temelinde eğitim meselesi olduğu görülmelidir. Sağduyu Sağduyu inisiyatifi Delegasyonu tarafından girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak üzere temas grubu oluşturulmuştur. Temas grubu iki toplantısını yaptı. Önümüzdeki hafta üçüncü toplantısını yapacak. Önce Türkiye'de çalışmalarını yapacak. Daha sonra bu acıların yaşandığı coğrafyaya bizzat ziyaretler gerçekleştirerek bu alimlerin çağrılarını bütün Müslüman kardeşleriyle paylaşmaya devam edecektir. Saygıdeğer İl müftülerimiz, değerli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler. Bu altı ay içerisinde yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi olmuştur İstanbul'da. Biz bu toplantıyla dört büyük mahcubiyetimizi hatırlamış olduk. Her şeyden önce kendi haline terk ettiğimiz bu coğrafyalarda kara ip, denizi çevresinde ve Latin Amerika'da yaşayan 7 7 milyon Müslüman kardeşimizin farkına vardık. Biz bu Müslüman kardeşlerimize karşı dört büyük mahcubiyetimizi hatırladık bu toplantıda. Birincisi Endülüs. Endülüs İslam devleti yıkıldıktan sonra canını kurtarmak için bu topraklara hicret eden Müslüman kardeşlerimizi hatırladık. İkincisi Afrika'da Afrika'da köleleştirilerek bu topraklara taşınan Müslüman kardeşlerimizi hatırladık. Üçüncüsü Osmanlı pasaportuyla bu coğrafyaları taşınan ve yine sahipsiz kalan kardeşlerimizi hatırlamış olduk. Dördüncüsü de Filistin işgal edildikten sonra ilk Filistinli kardeşlerimizin ilk hicret yurdu olarak Latin Amerika ülkelerine göçen Müslüman kardeşlerimizi hatırladık. Onlarla birlikte İstanbul'da bir araya geldik. Benim şahsen Diyanet İşleri Teşkilatımızda Hasbel Kader sizlerle birlikte çalışmaya başladıktan sonra iki, iki toplantı çok etkilemiştir. Bunlardan bir tanesi 2006'da başlattığımız Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi olmuştur. Allah'a hamdolsun bu toplantının Bereketli sonucu olarak bugün 40'ı aşkın Afrika ülkesindeki Müslüman kardeşlerimizle doğrudan ilişkiler kurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ama o toplantı bize büyük kapılar açtı. Bize bütün bu kendi haline terk ettiğimiz, ümmetin yetimleri haline getirdiğimiz bu kardeşlerimizle ilişkilerimizi başlattı. İkinci et beni çok etkileyen ikinci büyük toplantı ise yine bu 6 ay içerisinde İstanbul'da düzenlediğimiz Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi olmuştur. Bu toplantının bu toplantıların hasseten dökümanları, orada yapılan konuşmalar, sonuç bildirgeleri mutlaka kitaplaşarak size ulaşacak ve sizden de istirhamım lütfen bütün bu çalışmaları aynı zamanda ülkemizin en ücra köşesinde görev yapan, mezrada görev yapan imamlarımıza dahi ulaştırmanızı istirham ediyorum. Çünkü bunlar okunduğu zaman her mihrap görevlisi, her diyanet mensubu omuzunda ne büyük sorumluluklar taşıdığının daha çok farkına varacaktır. Hepimiz omuzlarımızda ne büyük sorumluluklar olduğunu fark etmeliyiz ve bütün bu dünyalara kulak vermeliyiz. Kalbimizi ve gönlümüzü onlara açmalıyız. Tarih boyunca ihmal edilmiş kardeşliklerimizi yeniden inşa etmek için bir araya geldik bu kardeşlerimizle. Ve hemen akabinden Diyanet Vakfımızın oluşturduğu heyet Haiti'ye, Arjantin'e, Brezilya'ya, Venezuela'ya, Honduras'a bütün bu topraklara toprakları ziyaret etti. Ve burada aldığımız kararları nasıl uygulayacağımızı, nasıl hayata geçireceğimizi konuşup değerlendirdiler. Bir çalışma programı içerisinde bütün bu dünyalara ulaşmanın yollarını arıyoruz. Sadece Bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bilhassa bunların ben özellikle tekrarlayarak altını çiziyorum. 5-6 büyük platformu oldu. Bir tanesi Avrasya İslam Şurasıdır. Avrasya İslam Şurasını buradaki kardeşlerimiz yakinen bilirler. Benden önce onlar takip etmeye başladılar. Avrasya İslam Şurasının sekreteryası İstanbul'da oluştu, mekanı oluştu. İnşallah daha kurumsallaşarak, daha profesyonel bir şekilde Avrasya'daki Müslüman kardeşlerimizin taleplerine karşılık vermeye başlayacaktır. İkincisi, ikincisi Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi, az önce de ifade ettim. Üçüncüsü, Balkan ülkeleri müftüleriyle işbirliğimiz, bu işbirliği burada yeniden tazeleyip tecdit edeceğiz, konuşacağız. Yarın gün boyu inşallah arkadaşlarımızla konuşacağız. Bu toplantının en önemli özelliklerinden bir tanesi, gerçekten ben buradan, bugün burada hazır bulunan ve Balkanlardan toplantımızı teşrif eden bütün hocalarımıza, Diyanet İşleri Başkanlarımıza, baş müftülerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum davetimize icabet ettikleri için bu toplantıda biz ayrıca onları dinleme bahtiyarlığını bulacağız. Biz onlarla sık sık bir araya geliyorduk. Ancak 81 il müftümüz zannediyorum ilk defa onları dinleme imkanı bulacak. 81 il müftümüzün her birisi Gümülcine müftüsünü tanımalı, bilmeli. İbrahim Şerif kimdir dendiği zaman kimdir o dememeli. Ahmet Mete kimdir denildiği zaman herkes bilmeli. İskeç'e müftümüzü tanımalı. Kosova Diyanet İşleri Başkanımızı Naim Ternava'yı her il müftümüz yakinen bilmeli ve takip etmeli. Arnavutluk, İslam Birliği Başkanlığı ne tür hizmetler yapıyor her arkadaşımız bilmeli. Romanya'da Murat Yusuf kimdir denildiği zaman her arkadaşımız bilmeli. Köstence'de hem Tatarlara karşı hem orada bulunan Osmanlı'dan Osmanlı bakiyesi kardeşlerimize karşı bizim gönderdiğimiz kardeşlerimizle birlikte ne tür hizmetler yapıyor onu bilmeli. Bulgaristan'da Hacı Mustafa Ali işlendiği zaman kimdir bilmeli, herkes bilmeli. Ve Bulgaristan'daki Müslüman kardeşlerimizin derdiyle herkes dert, hem dert olmalı. Süleyman Efendi Recebi dendiği zaman Makedonyalı Müslüman kardeşlerimizin hizmetlerinin sorunları nelerdir? Her arkadaşımız bilmeli. Dolayısıyla inşallah biz o sözümüzde de sözümüzü de tahakkuk ettirelim. Bir sonraki bir toplantımızı da onlar bizi davet etsinler. Biz hep birlikte Balkanlara gidelim. Bu sefer biz sadece belki 20-30 müftümüzle bir araya geldik ama orada en ücra köşedeki müftümüz dahi bir araya gelmeli. Kars müftüsü, Ardahan müftüsü, Edirne müftüsü, Filibe müftüsüyle tanışmalı. Piriştine müftüsüyle hemhal olmalı. Onun için şehirler arasında, müftülükler arasında kardeşlik projemiz var onu dahi geçmeliyiz ve hep birlikte birbirimizi tanımalıyız. Ve bu topluluk, saygıdeğer hocalarım, şuna inanıyorum ben, özellikle ortak tarihin çocukları olarak, ortak medeniyetin çocukları olarak, Balkanlarda yaşayan bütün müftüler ve Diyanet İşleri Başkanları, Türkiye'de yaşana, yaşayan bütün müftülerimizle birlikte bir araya gelip ortak bir ses verdiğinde bu Bağdat'ın sokaklarına, Şam'ın diyarına barış olarak yansıyacaktır. Bu aynı zamanda Avrupalıyı esir alan İslamofobya hastalığının ortadan kalkması için bir şifa olarak yansıyacaktır. Onun için ben bu birlikteliğimizin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Belçika'da Avrupa Müslümanları buluşması gerçekleştirmeye başladık geçen sene. Bu da gelenekselleşerek devam edecektir. 2015 yılı içerisinde bütün dünyadaki Müslümanlarla ilişkilerimizi tamamlayacak bir toplantımız kaldı. İki toplantımız kaldı. Bir tanesi Pasifik Asya Müslümanları Müslüman Dini Liderler Zirvesi. Böylece Pakistan, Afganistan, Endonezya, Malezya bütün bu coğrafyalardan Müslüman dini liderlerle inşallah yine İstanbul'da 2015 yılı içerisinde bir araya geleceğiz ve 2015 yılı içerisinde bir önemli toplantımızda Dünya Müslüman Azınlıklar Kurultayını İstanbul'da gerçekleştirmek. Bunu da yaptığımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızın dünyadaki bütün Müslüman kardeşleriyle benzer bütün dini kurumlarla, müesseselerle, İslam temsilcileriyle gönül rabıtası kurulmuş olacak ve böylece hep birlikte az önce tadad ettiğim sorunların çözümünde birlikte nasıl hareket edebilmenin yollarını da bu şekilde aramaya başlayacağız. Bu 2000 son 6 ay içerisinde yaşanan önemli hadiselerden bir tanesi de Papa Francis'in Diyanet İşleri Başkanlığımıza, ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret olmuştur. Papa Francis'in ziyaretinde hem baş başa görüşmelerimizde hem birlikte basına yaptığımız açıklamalarda üzerinde durduğum hususları ben tekrar altını çizerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz bütün ilahi dinlerin mensuplarını hiçbir ayrımı yapmadan yaşatmış bir coğrafyadır demişiz. Müslüman toplumların tüm birikimleri hünharca yok ediliyor cümlesinin altını çizmişiz şiddet ve vahşet yaşayanlar Allah'a isyan halindedir demişiz. Son yaptığımız açıklamada da aynı cümle tekrarlanmıştır. Filistin'de yaşananlar için derin ızdırap duyuyoruz demişiz. Sadece Filistin'de değil, İslam coğrafyasında yaşananların tamamı için İslamofobi yeni bir ırkçılık çeşidi ve nefret suçudur demişiz. Ve hep birlikte güç ve çıkar çatışmalarının din savaşları kisvesine bürünmesine karşı çıkmalıyız demişiz. Hasreten gündeme getirmeye çalıştığımız ancak medyada da pek makez bulmayan bir hususun altını çizmek istiyorum. Çünkü biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bundan böyle bunun üzerinde çokça duracağız. Geçen bir vesileyle bir programda da ifade ettim. Kendisiyle baş başa yaptığım görüşmede arkadaşlarımızın da katılımı oldu. Hep birlikte kendisine eğer İslam coğrafyasıyla dünya Müslümanlarıyla yeni bir diyalog, yeni bir ilişki. Çünkü diyalog kelimesi üzülerek belirteyim kirlenen bir kelime olmuştur. Yeni bir ilişki biçimi eğer geliştirilmek isteniyorsa bu kilisenin kendisinin ilan ettiği dinler arası diyalog başlığı altında olmaz olamaz dedim. Çünkü neden öyle? Neden öyle? Çünkü Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, Müslümanlarla Yahudiler arasında, Müslümanlarla herhangi bir din mensupları arasında hakka ve adalete dayalı olarak insani her türlü ilişki, insani sosyal her türlü ilişki olur ancak tevhidle teslis arasında diyalog olmaz. Bunu bunun bunu toplumlar, topluluklar birbirlerini kandırmasınlar diye söylüyorum. Ancak hakka ve adalete dayalı yeni ilişkilerin kriterleri konuşulabilir. Benim önerim şu oldu. Kudüs bugün üzülerek belirteyim bir çatışmanın merkezi olarak dile geliyor. Oysa Kudüs Kudüs her üç dinin de mukaddes kabul ettiği bir mekandır. Hem Yahudilerce kutsal kabul ediliyor, hem Hristiyanlarca kutsal kabul ediliyor, hem de Müslümanlar için Kudüs Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi'den sonra en mukaddes beldedir. Cenab-ı Hakk'ın İsra suresinde açıkça ifade buyurduğu gibi. Öyleyse Kudüs kriterleri başlığı altında birlikte yaşama ahlakının kriterlerini konuşalım. Birlikte yaşama hukukunun kriterlerini konuşalım. Yoksa bu öyle inanın son 40 yılda 1960'lı yıllardan bugüne kadar dinler arası diyalog başlığı altında yapılan hiçbir toplantı insanlığa hiçbir şey katmamıştır. Buna bizzat şahit olmuş olarak söylüyorum. Hiçbir şey katmamıştır. Neden? Çünkü kilisenin 1960'da kendi 60'larda kendi öğretisinin bir parçası olarak ilan ettiği bir başlıkla yol almak mümkün değildir onun yerine hiç kimse hiç kimseyi aldatmadan herkes kendi hakikatine iman etmiş olarak ben bunu göreve geldiğim yıldan itibaren sürekli seslendirmeye başladım seslendirmeye de devam edeceğim. Dinler arasında diyalog olmaz. Hele hele bazı yerlerde diyalog merkezleri kuruldu. Bu merkezlerde dinlerin ortak yönleri bir araya getirilmek suretiyle Adeta melez bir din üretilme çabalarına bile şahit olduk. Bu hiçbir Müslümanın kabul edebileceği bir şey değildir. Eğer kendi inancına saygı duyuyorsa herhangi bir Hristiyanın da kabul edebileceği bir şey değildir. Tekrar ediyorum, tevhidle teslis arasında diyalog olmaz. Ama Müslümanlarla Hristiyanlar arasında Müslümanlarla gayrimüslimler arasında hakka ve adalete dayalı birlikte yaşamanın ahlakı, birlikte yaşamanın hukuku ve bunun kriterleri olur. Ve bunu da dünyaya armağan eden bir dinin mensuplarıyız biz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği andan itibaren orada yaşayan ve Müslüman olmayan bütün unsurları da kuşatacak şekilde bir hukuk inşa etti. Medine Sözleşmesi ile bir hukuk inşa etti. Hazreti Ömer zamanına geldiğimizde İslam dünyasının ateşe tapan mensupları oldu. Hiçbir Müslüman madem bunlar ateşe tapıyor, öyleyse taptıkları ateşe atıp yakalım demedi. Bilakis Resul-i Ekrem'in sunnu bihim sünnete ehlil kitab'' Ehli kitaba nasıl bir hukuk verdiyseniz onlara da bir hukuk vereceksiniz ilkesini dikkate alarak bir hukuk çerçevesinde muamele başladı. Edirne'de oluşumuz onun için önemlidir. Süleyman Efendi Recebi burada. Mustafa Paşa Camisi'nin restorasyonu bitti. Üsküp'te beraber açılışında bulunduk. Açılışında Batı ülkelerinin bütün büyük elçileri de hazır bulundu. Onlara dedim ki ben bu caminin ilk yapılış tarihine bakar mısınız? Üsküp'te Mustafa Paşa Camisi'nin yapılış tarihi 1492'dir. Kitabede yazılı. 1492. Dedim ki Sayın Büyükelçiler 1492 size neyi hangi tarihi hatırlatıyor? 1492 Amerika'nın keşfedildiği tarih. Yani Amerika keşfedilmeden önce ecdadımız gelmiş burada cami yapmış, cami kiliseyle ve sinagogla birlikte yaşamaya devam etmiş. Bir ahlak ve hukuk çerçevesinde. 1492 size başka bir şeyi de hatırlatıyor dedim. 1492 aynı zamanda bütün Yahudilerin Endülüs'ün yıkılışıyla birlikte bütün Müslümanlar yok edilmiş ve bütün Yahudiler de Avrupa'dan sürgün edildiği ve hepsinin gelip Osmanlı coğrafyasına sığındığı tarihtir. Edirne Edirne onlardan da önce bunu göstermiştir bütün dünyaya farklı inançların birlikte yaşadığını göstermiştir. Yaşayabileceğini göstermiştir hem de bir ahlak ve hukuk çerçevesinde. Onun için şimdiden ilan etmek isterim ki önümüzdeki kutlu doğumun konusu, kutlu doğum haftasının konusu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlikte yaşama ahlakı ve birlikte yaşama hukuku olacaktır. Hem sempozyum hem de Türkiye'nin her tarafında üzerine duracağımız konu. Bunu Balkanlardan gelen misafirlerimize de bildiriyorum. Onlarla birlikte onların da kentlerinde bu konuyu ele almaktan büyük bir bahtiyarlık duyacağımızı ifade etmek isterim. Ama aynı zamanda Köln Arena'da, Avustralya'da, Avrupa'nın her başkentinde, vatandaşlarımızın yaşadığı, kardeşlerimizin yaşadığı her yerde... İslamofobi hastalığının sirayet ettiği her yerde biz birlikte yaşama ahlakını konuşacağız. Hazreti Peygamber'i konuşacağız. Onun rahmet mesajlarını konuşacağız. Onun birlikte yaşama ahlakını, birlikte yaşama hukukunu paylaşacağız inşallah. Son olarak bu altı ay içerisinde bir de beşinci din şuramızı yaptık. Beşinci din şuramızda da özellikle altını çizdiğim gerçi bir oturumda beşinci din şurasının sonuç kararları ittifakla kabul edilen kararları ayrıca il müftülerimizle müzakere edilecek. Ama ben beşinci din şuramızda da üzerinde durduğumuz bazı konuları zikrederek sözlerimi bitireceğim. İslam alimlerinin, entelektüellerinin ve bilim adamlarının omuzundaki sorumluluk ağırdır. Türkiye'nin mazlum toplumlara umut vaat etmesi, din eğitimini, din öğretimini ve din hizmetlerini sağlıklı bir zeminde yürütmesindendir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı, İmam Hatip Liselerimizin varlığı, ilahiyat fakültelerimizin varlığının bu ülke için, bu topraklar için, bu coğrafya için ne kadar önemli olduğu Etrafımızda ve dünyamızda yaşanan bütün bu acılardan sonra bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında barış, güven ve huzur vesilesidir. Sömürgelerin, istilaların, işgallerin, istibdatların gölgesinde oluşan yaralı bilinçler tercih ettikleri yol ve yöntemlerle uç noktalara savrulmuşlardır. Modern zamanlarda ortaya çıkan bazı nevzuhur dini tezahürler İslam'ın rahmet mesajına gölge düşürmüştür. Sömürge, şiddet, savaş, işgal ve istibdatların gölgesinde yetişen insanlar ve ölümcül kimlikler İslam adı altında insanları hünharca katleden bir kurtuluş ideolojisine dönüşmüştür. Tespitler bunlar. Bilhassa Bizim Beşinci Din Şoramızdaki ana başlığımız günümüzde yeni dini anlayışlar, dini bilgi, eğitim ve din hizmetleri konusuydu. Biz bu başlık altında beş ayrı konuyu ele aldık. Birincisi özellikle İslam dünyasında ortaya çıkan ve İslam'ın o medeniyet yürüyüşüne gölge düşüren nevzuhur dini hareketler. Ben bilhassa Balkanlardan gelen misafirlerimizin de varlığını fırsat bilerek sadece o kısmı okuyarak sözlerimi noktalıyorum. Modern zamanlarda ortaya çıkan nevzuhur dini tezahürlerden birisi var ki, İslam'ın cihan şumul hak ve adalet anlayışına, sevgi, şefkat ve rahmet mesajına gölge düşürmüş, medeniyet yürüyüşünü sekteye uğratmış, Batı dünyasında İslamofobik korkuların oluşmasına sebep olmuş ve medeniyetler arası çatışma üretmek isteyen görüş ve çıkar odaklarının aracı haline gelmiştir. Tarih boyunca İslam medeniyetinde egemen olmayan, şaz ve marjinal kalan bu anlayış önceleri tamamen selefe ve dini metinlere bağlılığı ifade ederken, Moğol istilasıyla birlikte bir zemin bularak bir eylem ve hareket alanına dönüşmüştür. Daha sonraları Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde dahili ve harici etkenlerle siyasal bir zemin bularak varlığını korumuş, Hatta bazı devletlerin ideolojisi haline gelmiştir. Afrika sömürgeleri, Afganistan işgali, Bosna ve Çeçenistan savaşları, Körfez Savaşı ve Irak işgali gibi İslam dünyasının dini ve kültürel fay hatlarını sarsan büyük acılardan sonra bu anlayış sömürge, şiddet, savaş, işgal ve istidatlerin gölgesinde yetişen yaralı bilinçlerin ve ölümcül kimliklerin hatta Batı'da varlıkları ve kimlikleri yok sayılarak ötekileştirilen genç kuşakların uğruna canlarını verdikleri ve insanları hünharca katlettikleri bir kurtuluş ideolojisine dönüşmüştür. İslam dünyasının sorunlu bölgelerinde varlığını kuvvetlendiren bu anlayış, İslam'ın ilk fitne hadiselerinde ortaya çıkan harici unsurların düşünce, tavır ve diliyle birleşince bugün itibariyle İslam için ve İslam toplumları için en büyük sorun haline gelmiştir. Bu anlayışa göre hakikat selef adı verilen sadece ilk üç neslin inhisarındadır. Ancak zamanla modernitenin etkisiyle ihdas ettikleri kendi hakikatlerini ilk üç mübarek nesle izafe ettiklerinin farkında değildirler. Kendi hakikatlerine ve dini anlayışlarına inanmayanları, İslam'ın ana yolunun tarih boyunca prensibi olan ehli kıble tekfir edilemez dusturunu yok sayarak kolaylıkla tekfir eden bu zihniyet, kendi dışındaki bütün inanış ve mezheplerle savaşmayı cihat olarak kabul etmeye başlamıştır. Bunlara göre halefin yani sonraki nesillerin Kur'an ve sünnet yanında akla, re'ye, içtihada yer veren dini anlama metotları geçerli değildir. Hatta bunlara göre bütün bu fıkıh mektepleri, ehli bid'at, irfan geleneğimizin deruni dini tecrübesini yaşayan bütün tasavvuf mektepleri de ehli dalalettir. Bütün tekkeler, zaviyeler, türbeler, tarihi eserler yıkılması ve tahrip edilmesi gereken birer şirk unsuru olarak kabul edilmiştir. Bu düşüncede Allah'ın cemal sıfatının bir tezahürü olarak İslam medeniyetinin var ettiği bilim, sanat, estetik, edebiyat, bediiyat ve mimarinin herhangi bir değeri yoktur. Dini metinleri birer kanun metni gibi algılayan Kur'anla ilişkisi lafzi ve harfi, sünnetle ilişkisi zahiri ve şekli olan Allah'ın insana bahşettiği akıl ve istidatları vahyin karşısına koyarak reddeden bu anlayış tarih boyunca İslam'ın ana yolunu temsil eden ehli sünneti kendi tekeline alarak diğer bütün mezhepleri ötekileştirerek mezhep çatışmalarına zemin hazırlamış medeniyet içi bir çatışma isteyen siyasal mühendisliklere hizmet eder hale gelmiştir. Ayrıca bu anlayış, ibadetlerdeki iştenliğin yaşanması, Allah sevgisinin mahlukata şefkat olarak yansıtılması, yaradılanın yaradandan ötürü hoş görülmesi, insanları rahatsız ve husursuz etmekten sakınılması gibi ahlaki hassasiyetlerin kaybolup gitmesine, yerine din adına baskı, şiddet ve zulüm üretilmesi gibi yanlış sonuçlar doğurmuştur. Başından beri İslam medeniyetinin bir emaneti olarak kabul edilen ve Müslümanlarla birlikte yaşama ahlakı ve hukuku çerçevesinde iç içe olan ehli kitap ve diğer dini azınlıklar üzerinde korku üreten bu zihniyetten dolayı ne yazık ki barış ve esenlik dini olan İslam, şiddet ve terörle yaftalanmaya, İslam toprakları da selam ve eman yurdu olmaktan uzaklaşmaya başlamıştır. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bundan sonraki bölümde büyük bir iştiyakla özellikle Balkanlardan gelen değerli misafirlerimizi dinlemekten büyük bir haz duyacağımızı, büyük bir bahtiyarlık duyacağımızı ifade et etmek istiyorum. Tekrar hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.